Hocam merhabalar. Bir söz vardır, ben unumu eledim, eleğimi astım diye. Her yerde karşımıza çıkar. Bu cinsellik için söz konusu olduğunda bir kabus aslında. Cinselliği rafa kaldırmak. Fakat pek çok insanın da aslında yaptığı bu. Cinselliği rafa kaldırmak nedir? Bunun olası etkileri nelerdir? Bunları konuşalım mı? Konuşalım. Bir kere cinsellik rafa kalkmaz. Sadece şekil değiştirir. En büyük problem cinselliğin sadece penis vajina birlikteliği şeklinde yaşanması gerektiği şeklindeki hurafedir. Birlikte duş almak da cinselliktir. Sarılmak da cinselliktir, öpüşmek de cinselliktir, kol kola parkta yürümek de cinselliktir ve birbirimizle göz göze bakmak da cinselliktir. Ve bunlar şekil değiştirebilir ve zaman içinde birbirinin yerini de alabilir. Çünkü cinsellik ötekinin varlığıyla varlığını hissetmek, ötekinin varlığına değer katmak, o değerle kendi değerini hissetmek demektir. Ötekiyle bir olmak demektir. Bunun tek yolu penis vajina birlikteliği değil ki. Başka yolları da var. O nedenle yaşımız kaç olursa olsun, 70 yaşında da 80 yaşında da hayatımızda cinsellik vardır. Çünkü insan cinsel bir varlıktır. Çünkü bir cinsellik sonucunda var olmuştur. Cinselliğiyle varlığını hissetmiştir. Cinselliğiyle var olmuştur ve cinselliğiyle de varoluşuna son verecektir. Hayatın kendisi cinseldir. Çünkü gökyüzü yağar, toprak, o yağan suyla birlikte yeşelir. Yani doğanın kendisi cinseldir. Yağmur olmasa çiçekler açar mı? Yani gökyüzü ve yeryüzü metaforik anlamda aslında bir cinsellik yaşarız. Mevsimler öyledir. Sürekli değişir. İnsanın da cinselliği ilkbahar, sonbahar, yaz ve kış dönemlerine girebilir. Ve bu da şekil değiştirmesine yol açar. Yazın mesela daha çıplak sevişirsin, kışın daha giyinik sevişirsin. Ama sevişirsin. Ama bu sevişmenin adı bazen öpüşmektir. Bazen birlikte bir küvetin içerisine girip 2 kadeh bir şey içmektir. Bazen de sarılarak uyumaktır. Bazen de bir parkta el ele dolaşmaktır. Ama birbirinizi hissettiğiniz her şey cinselliktir. Lütfen buradan bizi dinleyen herkese sesleniyorum. Penisin vajinaya girmesini cinsellik görecek kadar kendinizi at gözlüğüyle bakmayın ve cinselliği böyle değerlendirmeyin. Hissetmenin olduğu her şey cinselliktir. Şimdi cinsellik dönüşür dediniz. Libidinal enerjiyi dönüştürmekten, hatta bazı durumlarda gerçekten üretkenliğin hatta zirvesine ulaşmaktan da bahsettiniz. İşte bir sanatçı için cinsel enerji üretmek demek aynı zamanda. Peki gerçekten bir insan cinselliğini, cinsel enerjisini bu şekilde üretkenlikle yaşarken acaba kendini tatmin eder mi, yoksa cinsel yönünü bastırmış da olur mu? Şöyle söyleyeyim, her şey, insan cinsel bir canlı dedim. Zevk aldığımız her şeyin içinde bir cinsellik vardır. Mesela bir ressamın aşkla, tutkuyla bir resim yapması da cinselliktir. Tuvalle ilişkiye giriyordur. Ben öyle bakarım. Evet. Fakat bunun arkasındaki enerji de cinsel enerji. Fakat benim bir ressam olarak aşkla, tutkuyla bir resim yapmam bende tahrik, bir orgazm, bir mutluluk yaratıyor olabilir. Ama bu gerçek cinselliğin yerini de almamalıdır. Yani benim bir ötekiyle birbirimizi hissettiğimiz deneyimlerin önüne geçmemelidir. Ama sağlıklı ve mutlu bir cinsel yaşama sahip olan çiftler ve bireyler daha üretken olurlar. Mesela bir ressam seks yaptıkça daha güzel resim yapar. Bir futbolcu seks yaptıkça daha güzel goller atar. Bir edebiyatçı seks yaptıkça daha güzel roman yazar. Hiç seks yapanla yapmayan biri olur mu? O yüzden bütün tutkuyla yapılan her şeyin arkasında cinsel enerji vardır. Ve cinsel enerjinin özü de anima ve animusun birbirini hissetmesi ve bir olmalarıdır. Ve biz birliğe ulaştığımız andan itibaren içimizdeki yaratıcılık, içimizdeki coşku, içimizdeki tutku, her şey artıyor ve hayat güzelleşiyor. Seks yapan biri hayata çok güzel bakar. Ama seks yapmayan biri trafikte psikopat olur. O nedenle işe gelen biri günaydın Ahmet Bey dediği zaman bilirsiniz ki o adam seksini yapmış. Ama içeri somurtarak giren biri bilirsiniz ki uzun zamandır seks yapmıyor. O nedenle gerginliğin, trafikteki psikopatlığın, mutsuzluğun, üretememezliğin, işten sıkılmaların, hayattan zevk alamamanın, depresyonun, her bir şeyin altında cinsel enerjimizi rafa kaldırmak yatar. O yüzden cinselliği rafa kaldırmak, insanlığınızı, varlığınızı rafa kaldırmaktır ki bunun adı intihardır. İntiharlar illa kafanıza sıkarak olmaz ki. Ruhunu da öldürürsün, o da intihardır. cinselliğini rafa kaldırsın, o da intihardır. İntiharı ben böyle görüyorum biraz da. Cinsel intihar diye bir kavram aslında şu anda. Yeni ürettik şu anda. Yeni ürettiğiniz bir kavram oldu. Cinsel intihar belki de intiharlar içerisinde en dramatik olanıdır. Çünkü öbür intiharda ölüyorsun, kurtuluyorsun belki. Burada ölmüyorsun, sürünüyorsun. Bu şekilde yaşıyorsun ve sürünerek hayatına devam ediyor. Şimdi aslında çok güzel örnekler verdiniz ama biraz daha isterseniz açalım. Özellikle psikolojik anlamda yansımalarından bahsedelim. Kadında ve erkekte farklı farklı bastırılmış, rafa kaldırılmış cinselliğin insan psikolojisinde patolojik anlamda dönüştüğü etkiler nelerdir? Bugün psikiyatri kitaplarından herhangi birini açalım. Orada yazan hastalığa bir bakalım. O hastalığın arkasında mutlaka cinsel enerjinin rafa kaldırılması yatar. Yani aslında bütün psikiyatrik hastalıkların, bütün evlilik ve ilişki sorunlarının arkasında cinselliğimizi sağlıklı yaşayamamak, cinselliğin rafa kaldırılması yatar. Mesela bir kadın arzulanmadığında bir çiçek gibi solar. Bir kadın erotizm enerjisini, yani içindeki animayı ortaya çıkartmadığında kendini çirkin, değersiz hisseder. Mesela cinsel özgüven aslında kendimizi seksi bulmak demektir. Ve bu arzulanmak demektir. Romantizm almak ve karşılığında erotizm vermektir. Ve bu kadını mutlu kılar. Ve bu kadın daha iyi bir anne olur. Bu kadın daha iyi bir eş olur. Bu kadın daha iyi bir çalışan olur. Bu kadın güler, çiçek gibi açar, mis gibi kokar. Ama bunlar yoksa kurur, solar. Erkek cinsellikle sevgiyi birleştirmiş bir canlıdır. Mesela bir erkeği cinsellikle bir kadın cezalandırdığında aslında o erkeğin sevgisini de kendinden uzaklaştırmış olur. Çünkü erkek sertleşir, kabalaşır ve cinsel enerjisini sağlıklı yaşayamayan bir adam psikopatlaşır, terörist olur, eline silah alır, insanlara zarar verir, eline balta alır, eşyalara zarar verir. Bunları niye anlatıyorum? Cinsel enerji sağlıklı yaşanamadığında kılık değiştirir. Çünkü Freud dedi ki iki temel dürtü var dedi. Biri eros, biri thanatos. İşte eros cinsel enerjinin en güzel halidir. Ve şehvet olarak, arzu olarak, cinsel istek olarak kendini gösterir. Ama biz bunları bastırır ve bunları rafa kaldırırsak eros yerini Thanatos'a bırakır. Thanatos saldırganlık demektir. Yok etme demektir. Öfke demektir. Nefret demektir. Haset demektir. Yıkıcı demektir. Demek ki ben cinsel enerjimi yaşarsam mutlu, huzurlu, sağlıklı yaşayamazsam Thanatos'un kurbanıyım ve yeni kurbanlar yaratırım ve Thanatos ölüm enerjisi demektir. Ve insanlık kendini seks yapmayarak, seksüel enerjisini yaşamayarak yok edecektir. Cinsel intihar dediniz, bu aslında bireysel anlamda kendi cinselliğini rafa kaldırmak. Ama bir de cinsellikle cezalandırmaktan bahsettiniz. Aslında buna da cinsel cinayet diyebiliriz. Diyebiliriz tabii ki. Cinsel cinayetten de biraz bahseder misiniz? Kendi cinselliğini rafa kaldırmış bir birey, partnerinin de cinselliğini rafa kaldırması için bir cinayet işliyor. Aynen. Ve bunun olası etkileri neler acaba? Çünkü ben kendi cinselliğimi yaşamadığımda intihar etmiş oluyorum. Ölüyorum ama yaşıyorum. Yani Araf'taki ruh gibiyim. Ölü müyüm, canlı mıyım belli değil. Ama ben cinselliği yaşamayınca, rafa kaldırınca partnerimin cinselliğini de ne yapıyorum? Ortadan kaldırmaya çalışıyorum ve onun da cinselliğini öldürüyorum. Ben kendim intihar ediyorum ama onunkini öldürüyorum. Yani biri cinsel intihar, biri de cinsel cinayet. Ve bunun sonucunda her iki tarafta yaşıyor bu arada. Hani öbürünü öldürüyorum ama o da yaşıyor. Ben intihar ediyorum ama ben de yaşıyorum ve bu yaşarken ölmek demek. Bu mutsuzluk demek. Bunun adı psikiyatride depresyon demek. Ve ne intihar edelim cinsel anlamda ne de cinsel anlamda cinayet işleyelim. Çünkü bu çok güzel bir şey. Konuşmamızın başında söylediğim gibi yani bu bizim hayatımızın anlamı. Yani bugün cinsellikle var olduğumuzu unutmayalım. Cinselliğimizle varlığımızı hissedeceğimizi unutmayalım ama cinsellikle de bu varlığımıza anlam katacağımızı da unutmayalım. Yani hayatın anlamını arıyoruz ya pek çok yerde. Ben cinsellikte bulunması gerektiğini düşünüyorum. Bütün kadim öğretilere bakıyorum. Taocu sekse bakıyorum. Hayatın anlamı cinsellikte gizli. Çünkü cinsel olarak mutlu olan daha üretken oluyor. Daha sevgi dolu oluyor. Doğayla, insani doğasıyla daha uyumlu hale geliyor. O nedenle ne olur? Cinsel anlamda intihar etmeyin. Ne olur cinsel anlamda cinayet işleyip de bir katil olmayın. Çünkü fıtratınızda bu var ama fıtratınızda güzellikler de var. İnsanın içinde iyilik de var, kötülük de var. Güzellik de var, çirkinlik de var. Demin söylediğim gibi eros da var, thanatos da var. Hangisinin sizi yöneteceğine siz karar vereceksiniz. Şimdi rafa kaldırılmış cinsellik aslında gerçekten toplumumuzda çok yaygın, farklı nedenlerle. Fakat rafa kaldırdığımız şeyleri tekrar gündeme getirebiliriz. Belki biraz tozunu alarak, belki biraz iyileştirerek. Şimdi isterseniz biraz da rafa kaldırılmış cinselliği tekrar uyandırabilmek için neler yapılması gerektiğini konuşalım. Öncelikle şunu söyleyeyim, bu kolay bir şey değil. Çünkü bedenimizin bir hafızası var. Yani rafa kaldırılmış cinselliğe alışıyoruz. Yani insanoğlu çok garip bir canlı. İyiye de alışıyor, kötüye de alışıyor ama kötüye daha çabuk alışıyor. Ve bildik cehennemi tanıdık ve güvende buluyor. Ve cenneti arzuluyor ama cennetten de korkuyor. O nedenle raftan o cinselliği geri getirmek kolay bir şey değil. O nedenle cinselliği rafa kaldırmış çiftler bizi dinliyorlarsa bunun için bir cinsel terapiste gidip yardım alsınlar. Çünkü bu kolay bir işlem değil. Çünkü 5 yıldır, 10 yıldır seks yapmayan insanlar var. Ve bunlar unutmuşlar seks yapmayı. Nasıl yapılacağını da bilmiyorlar, korkuyorlar, utanıyorlar. Ve en önemlisi de dediğim gibi bir belirsizlik var. O belirsizliğin yarattığı bir kaygı var. Ve bu kaygıdan dolayı da onlara bir rehbere ihtiyaç var. İşte o rehbere bir cinsel terapist diyoruz. Birincisi bu. İkincisi, eğer cinsel terapiye gitme imkanları yoksa o zaman ne yapabilirler? Oturup düşünürler. Biz geçmişte ne yapıyorduk? Neyi yaptığımızda mutlu oluyorduk? Nasıl başlatıyorduk? Yani buna biz geçmiş hatırlama diyelim. Yani ben bir kadın olarak seksi nasıl başlatıyordum? Ben bir erkek olarak seksi nasıl başlatıyordum? Ve bizim mutlu olduğumuz anılar nelerdi? Mutlu anılarımızı hatırlayarak, o anılardaki yaptıklarımızı listeleyerek hayatımıza tekrar cinselliği koyabiliriz. Bunun için erotik roman okuyabiliriz. Erotik romanlar içimizdeki tutkuları, gizli arzuları ortaya çıkartan, onları bilinçli farkındalığımıza ulaştıran eserlerdir. Erotik roman mutlaka okunmalı. 2. Erotik filmler izleyebiliriz. O filmlerdeki karakterlerle kendimizi mukayese etmek yerine oradaki erkek kendisini koyar onun yerine. Oradaki kadının yerine de kadın kendini koyar. O kadının yaptıklarını kendi yapıyormuş gibi izler filmi. Ve sonra oradaki sahneleri, erotik romandaki sahneleri sabah, öğlen, akşam 10'ar dakika fantezi kurar. Onları kocasıyla, karısıyla yaptığını hayal eder. Sonra o fantezileri konuşurlar, birbirleriyle paylaşırlar. Biz buna sexting diyoruz. Daha sonra birbirlerine cinsel içerikli sohbetler, videolar, resimler paylaşırlar. Bu sextingin dozunu arttırdıklarında, cinsel fantezilerini keşfettiklerinde bu fantezileri cinsel aşk oyunlarına dönüştürürler. Yeni rollere girerler. Ve farklı rollerde aynı partnerle yeni rollerle, yeni deneyimler yaparlar. Bir anda çok tutkulu, çok şefkatli hale de gelebilirler. Yani rafa kaldırılmış cinsellik raftan indirildiğinde eskisinden çok daha keyifli de olabilir. Bunları dediğim gibi cinsel terapistle yaparlarsa çok daha keyifli. Ama cinsel terapistleri yoksa da bu dediklerimi yaparak da hayatlarında cinselliği yeniden, yeniden hayatlarında bu enerjiyi kendilerine ışık, nur ve keyif kaynağı haline getirebilirler. Yani içimizde saklı bir enerji var. Cinsel anlamda içimizde saklı tuttuğumuz bir hazine var. Ve bazen bunun üzeri kapatılmış olsa da onu uyandırabilmek her zaman olmasa bile çoğu durumda mümkün diyorsunuz. Kesinlikle. Çünkü Eros dedik ya cinsel enerjiye. Eros'un okunu kime atarsa Eros o kişiler arasında aşkı ortaya çıkarıyordu ya. Cinsellik de öyledir. O yüzden ben diyorum ki kocanıza bir ok atın. O size yeniden aşık olsun. Karınıza bir ok atın. O size yeniden aşık olsun. Ve aşkınızı seksle taçlandırın. Ve bu ilişki sapasağlam olsun diyelim. Ve sloganımızı verelim. Çok teşekkürler hocam.